Tamam bak birader, anlaştık mı? Şimdi ben konuşmaya başlayınca böyle sen arada bir lafa giriyorsun, tamam mı? Hani sanki yoldan geçen vatandaşmış gibi beni destekleyen şeyler söyleyeceksin. Tamam bak, ben röportajdan sonra sana paranı vereceğim. Hiç merak etme, tamam mı? Hadi göreyim seni. Tamam abi, sen hiç merak etme. Sevgili izleyiciler, İstanbul İstanbul olalı böyle bir zulüm, böyle bir çile, böyle bir rezalet görmedi. Biz de Yalaka Haber olarak bizzat sahaya inip İstanbul halkının çektiği çileyi yerinde görmek istedik. Yolda kalan arabaların içler acısı durumu, evde kalan kızların dramı, Demet Akalan'ın isyanı, hepsi ama hepsi tabii ki Ekrem İmamoğlu yüzünden. Hepsi İmamoğlu yüzünden. İstanbul'u mahvetti, bitirdi İmamoğlu. İmamoğlu istifa. Görüyorsunuz sevgili Yalaka TV izleyicileri, halk resmen isyan ediyor. İsyan ediyor artık, isyan ediyor. İstanbul halkı gerçekten ama gerçekten çok tepkili bu duruma. Tepkiliyiz. Halk artık İmamoğlu'na yeter diyor resmen. Yeter artık İmamoğlu. Üçüncü havalimanında mahsur kalan yabancı turistler ise böyle mi olacaktı diye adeta İmamoğlu'na öfke kustu sevgili izleyiciler. Stop İmamoğlu. Where are you? We are dying here. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum sen? Neredesin? Halk tamamen kendi imkanlarıyla kar çamur demeden mücadele ederken İmamoğlu'nun boğazda rakı balık keyfi sürdüğü, oradan ayrılıp Luna Park'ta çarpışan araba sürdüğü, sonra da Soros'larla buluşup onların ekmeğine yağ sürdüğü fotoğraflarla belgelendi sevgili izleyiciler. Soros'un evladı seni, yazıklar olsun sana, tuh sana yazıklar olsun. İmamoğlu keyif sürerken halk arabaların içinde adeta aç susuz ölümü bekliyordu. Millet aç aç, dolar, euro hepsi fırladı. Doğalgaza, elektriğe, benzine bu kadar zam mı yapılır ya? İnsaf lan, yönetemiyorsun oğlum işte ülkeyi. Derhal istifa et imamın oğlu. Bu arada bir son dakika haberi geldi sevgili izleyiciler. Maalesef Karadeniz bölgesinde sahil yolu çökmüş ve yol tamamen trafiğe kapatılmış durumda şu anda. Beceremiyorsun işte İmamoğlu. O koltuğu hemen terk et. Go home all of the imam. Terk et hemen, go home. Kötü haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tokat'ta yıldırım düşmesi sonucu 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Tokat'a bir paratoner yapmak bu kadar zor muydu İmamoğlu? Tokat'tan elini çek artık. İşi ehline ver. Son bir dakika haberi daha. Don't Look Up filmi maalesef gerçek oluyormuş. Şu an Amerika başta olmak üzere tüm dünya bu haberi konuşuyor sevgili izleyiciler. Konya büyüklüğünde bir göktaşı dünyaya doğru hızla ilerliyormuş. Bilim adamları maalesef dünyanın sonu geldi diyorlar. Boğazda rakı balık yapacağına işini yap. Göktaşını durdur imamın oğlu. Elini de Konya'dan çıkarttık. Al işte İstanbullular, seçtiğiniz başkan bu. Daha göktaşını durduramıyor adam. İstanbul'u mu yönetecek? Yazıklar olsun ya. Bu sana ya.